Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 70 günde AYT Kimya Kampımızın 43. günündeyiz ve 43. günde 12. sınıfın 1. ünitesi olan Kimya ve Elektrik ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde NERS eşitliğini inceleyeceğiz. Yani standart olmayan pillerde pil potansiyeli nasıl hesaplanır bunu öğrenmiş olacağız diyerek şöyle hemen dersimize geçelim. Şimdi NERS eşitliği bu eşitliği bulan bilim insanı olan Nernst tarafından bulunuyor. Bu, kendi isminden hareketle Nernst eşitliği deniliyor. Şimdi Alman bilim insanı Nernst, Şimdi 25 derece sıcaklıkta biz standart bir pil nasıl ifade ediyorduk? İşte standart şartlarda yani 25 derece sıcaklıkta bir atmosfer basınçta ve çözeltideki derişimlerin de bir molar olduğu durumda standart pil diyorduk. Şimdi yine 25 derece sıcaklıkta standart pil potansiyeli ile derişimi 1 molardan farklı olan. Şimdi derişimler eğer 1 molardan farklıysa yani herhangi bir çözeltinin derişimi 1 molardan farklıysa örneğin 0.1 molar 0.2 molar gibi ise birisi bile farklıysa o artık standart olmayan bir pildir. Standart olmayan bir pil olduğu için doğrudan işte anot katot potansiyellerini toplayarak pilin potansiyelini hesaplayamazsın. E nasıl hesaplayacağız peki? İşte burada Nörsün bulduğu eşitliği kullanarak hesaplıyoruz. Burada standart olmayan pilin potansiyelini hesaplamak için geliştirilen Nörsün geliştirdiği formüle Nörs eşitliği diyoruz. Nörs eşitliği Formülümüz de şu: E pil eşittir. E pil ne? Standart olmayan pilin potansiyeli. Standart olmayan şartlarda pilin potansiyeli. Yani çözeltideki maddelerden en az birinin Derişiminin bir molardan farklı olduğu. İkisi de tabii farklı olabilir ama en az birisi bile farklıysa standart olmayan bir pildir. Eşittir. E0 pil. E0 pil ne? Zaten bizim hesapladığımız standart. Şuradaki sıfırdan da standart pilin potansiyeli. Yani anot artı katot. E0 pil standart şartlarda pil potansiyeli. Yani şöyle hesapladığımız. E0 pil nasıl hesaplıyorduk? E0 anot artı E0 katottan hesapladığımız potansiyeli standart potansiyeli buraya yazıyoruz. Eksi eksi 0,0592 0,0592 bölü n 0,0592 doğrudan burada sayı bu sayı soruda size verilir parantez içerisinde kolaylık olsun diye bu sayı genellikle 0,06 alınır. Yani yuvarlarsak zaten 0,06. Genellikle 0,06 alınır. Bazen de 0,059 alınır ama tam doğrusu 0,0592'dir. Ama hangisini alacağım ben dersen soruda sana bu zaten verilir. Der ki işte logaritmik terimin kas 0,06 bölü n alınız gibi. Bu sayımız bu. Bölü n. n ne burada peki? n burada indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinde alınan veya verilen elektron sayısı. Hücre tepkimesi alınan ya da verilen toplam elektron sayısı. Şöyle ki mesela anottaki tepkime de diyelim ki x maddesi yükseltgende x2 artı 2 elektron verdi. Katotta da diyelim ki y2 artı 2 elektron aldı y'ye dönüştü. Şimdi buradaki n değeri şu. Kaç elektron verdi? 2 elektron. Kaç elektron aldı? 2 elektron. Alınan verilen elektron sayısı kaç? 2. Buraya n yerine 2 yazıyorum. Zaten bu verdiği 2 elektronu bu y2 artı alıyor. Bunun verdiği, x'in verdiği elektronları y alıyor. Dolayısıyla burada alınan ya da verilen elektron sayısı 2 olarak yazıyoruz. Ama şöyle bir şey olsaydı. Yani gidip burada 2 artı 2'den 4 yazmıyoruz ene. Oraya dikkat edin. Verilen 2, alınan 2, 2 yazıyorum burada n yerine. Mesela şöyle bir durum olsaydı. Diyelim ki 3 elektron veriyor. x 3 artı 3 elektron veriyor. Bu 2 elektron alıyor. E burada ne yazacağız? Burada eşitlediğimiz sayı yazacağız. 3 ile 2. Nerede eşitlenir? 6'da. Burayı 2 ile çarparım. 6 elektron. Burayı 3 ile çarparım. 6 elektron. O zaman n yerine bu durumda da 6 yazarım. Tamam. N değerini bu şekilde alınan veren elektron sayısını yazıyoruz. Çarpı çarpı logaritma logaritma QC. E QC ne peki? QC'yi biz daha önce 11. sınıfın son ünitesinde öğrenmiştik. Denge kesri. Yani herhangi bir anda yazılan denge bağıntısı. E biz denge bağıntısını nasıl yazıyorduk? ürün bölü giren katsayı üst şeklinde yazmıyor muyuz? Evet. Yani ürünlerde kim var o zaman? Anot deriş, anot maddesi var. Bölü katot derişimi. Yani anot bölü katot olarak düşünebiliriz veya ürün bölü giren olarak da düşünebiliriz. Şöyle onun da bir örneğini yazayım. QC ne yazacağız. Şurayı silelim. Şimdi diyelim ki anot tepkimemiz şöyle olsun. Anot yine x'ten x katısı x2 artıya yükseltgeniyor. Bu suda artı 2 elektron. Yine katotumuz Y2 artı olsun örneğin. 2 elektron alıyor. Bu Y2 artı suda burada Y katısı oluşuyor. Şimdi net tepkimeyi yazıyoruz. Net tepkime X katısı artı Y2 artı suda alınan verilen elektronlar gitti. Bir denge tepkimesi X2 artı suda artı Y katısı. E bu bir denge tepkimesi olduğu için Denge bağıntısını nasıl yazıyorsun? Ürün bölü giren katsayı üst değil mi? Evet. Ama herhangi bir anda yazdığın için bunu denge kesi diyoruz. Yani denge anı için yazmıyoruz. Herhangi bir an için yazdığımız için QC diyoruz. Nasıl yazacağız QC? Ürün bölü giren. Ürünlerde kim var şimdi? X2 artı. O zaman X2 artın derişimini yazarım. Başka? Hocam Y var ama Y katı. Denge bağıntısında katı ve sıvılar yazılıyor muydu? Yazılmıyordu. O yüzden katı ve sıvıyı yazmıyorsun. Suda varsa eğer olursa da gazı yazıyorsun. Bazı tepkimeler gaz fazında da olur. Varsa gazı da yazıyorsun. Üründe kim var? X2 artı. Bölü. Girende kim var? Y2 artı. Ürün bölü giren. O sebeple ürün bölü giren olarak düşünebiliriz. Ya da anot bölü katot olarak düşünebiliriz. Neden? Anot kabında kim var? X2 artı yok mu? Evet X2 artı. Katot kabında yani elektrolitle çözelti Y2 artı yok mu? Evet Y2 artı. Bu sebeple anot bölü katot. Ürün bölü giren diye düşünebiliriz. Ancak burada şuna dikkat et. Denge bağımsızda katsayı üst olarak geliyor. Burada katsayılar 1 olduğu için herhangi bir şey gelmedi. Ama şöyle olsaydı y artı 1. Mesela 1 elektron olarak y'ye indirgendi. O zaman 2 ile çarpacaktım. O zaman şurası 2y. Y olacaktı. O zaman y şu artı 1. Y artı 1'in karesi olacaktı. Bak katsayısı eğer ki birden farklıysa onu üst olarak getirmeyi unutma. Tamam. Bu şekilde QC'yi de bu şekilde yazıyoruz kabaca basitçe anot bölü katot ya da ürün bölü giren olarak düşünebilirsin. Mantığı da bu şekilde. Normalde karmaşık bir soru gelmez ama karmaşık soru gelirse birden fazla madde falan olabilir. O zaman üründeki hepsini yazıyorsun QC bölü giren bu şekilde düzenliyorsun. Olay bu. Bunu bilmemiz gerekiyor sadece. Ners eşitliği standart olmayan pilde pil potansiyelini bu denklemini hesaplıyoruz. Bu formülle. Bu formülü ezbere bilmemiz gerekiyor. E pil eşitliği 0 pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma qc. Ürün bölü giren. Şimdi bununla ilgili birçok soru çeşidi var. Örnek yani hepsi aynı mantığa çıkıyor ama örneklere bakalım. Yükseltgenme yükseltgenme tepkimesini vermiş. Tepkimelere göre cu2 artı derişimi 1 molar zn2 artı derişimi 001 Ha, yani 0, 0, 1. Birden farklı. O zaman standart olmayan bir pil bu. Bu standart olmayan pilin gerilimi kaçtır diyor. Nurse eşitindeki sabiti 0,06 alalım diyor. Hemen öncelikle Nurse eşitliğini yazıyorum. E pil. Yani standart olmayan pil eşittir. E 0 pil. Eksi 0,06 alıyoruz. Bölü n çarpı logaritma. Şöyle yazalım. Anot bölü katot yazayım ben şimdilik. Şimdi ama önce anot katotu bulmam lazım. E0 pil değerini bulmam lazım. Öyle çözmem lazım. İkisinin de yükseltgenmesini vermiş. yükseltgenmesini büyük olan Zn anot. Diğeri o zaman katot. Tam tersini yazacağım. Tam tersini yazarsam bu artıya döndü. Katot tam tersini. Buraya yazmıyorum artık. O zaman E0 pil değeri. Anottaki 0.76 ile katottaki 0.34'ü toplarsam ne olur? 1.1 volt. 1, ya da O zaman e pil değeri e pil eşittir. 1,1 eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı kaç? 2. 2 çarpı logaritma. Anotta kim var? Bak anotta zn zn2 artı yükselt geldiği için zn2 artı var. zn2 artı derişimi 0,01. Katotta kim var? Cu2 artı indirgendiği için katotta Cu2 artı. Bunun derişimi 1'miş. Bu şekilde yazdık. Şimdi e pil değeri eşittir 1,1 eksi. Şöyle yapalım. 0,06 bölü 2 çarpı diyelim. Şimdi logaritma 001 bölü 1. Şurası 10 üzeri eksi 2 değil mi? Evet. 10 üzeri eksi 2. Şimdi eksi 2 başa gelecek şuranın çözümü için. Şu eksi 2 başa gel. Ya da şöyle yazayım. Logaritma 10 üzeri eksi 2'ye döndü. Eksi 2 başa geldi. Eksi 2 çarpı logaritma 10. Hiçbir şey yazmıyorsa bu 10 tabanı zaten. Aynı tabanda bu sayı 1'dir. Yani eksi 2. Şuranın çözümü eksi 2'ye eşit. Çarpı eksi 2. Şimdi şurada da eksi vardı. Eksi ile eksinin çarpımı neye döndü? Artıya. Şu ikiler de birbirini götürdü. O zaman bu pilin potansiyeli 1,16 voltmuş. Yani standart pile göre birazcık daha fazla. Burada derişimi azalttığı için birden aşağıda olduğu için potansiyeli biraz artmış. Bu şekilde pilin standart olmayan pilin potansiyelini hesaplayabilirim. Bu tarz bir soru daha önce çıktı AYT'de. Doğrudan böyle parantez içerisinde verdi değerleri. Burada yükseltgen potansiyellerini parantez içerisinde verdi ve bu şekilde sordu. Buradan nörs eşitliğinden çok soru çıkıyor AYT'de. Yani birden çok kere yıllarda soru çıktı. Bir başka örnek. Bu şekilde pilleri verdi. Gümüş, alüminyum elektrotlar, çözeltteki derişimler birden farklı. Bu standart olmayan bir pil. Burada indirgenme potansiyellerini vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan taraf katottur. Gümüş tarafı katot. O zaman alüminyum tarafı anottur. Anotta yükseltgenme olur. Alüminyum bu yükseltgenme olacak. Tam tersini yazıyorum. Hatta burada pil tepkimelerini de yazalım. Anotta yükseltgenme yani tam tersi AL AL 3 artıya yükseltgeniyor. 3 elektron veriyor. Ters çevirdiğim için E0 değeri de ters çevrilecek. 1,66 volt. Katotta indirgenme zaten indirgenme tepkimesi. AG artı bir elektron alarak AG'yi oluşturuyor. E0 değeri de 0,80 volt. Şimdi burada net tepkime için alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için burayı 3 ile çarpıyorum. 3, 3, 3 ama burayı 3 ile çarpmıyoruz. Şimdi net tepkimeyi yazmıyorum. Şimdi standart olmayan bu pilin potansiyelini eşitlemek için nörs eşitliğini yazalım. E pil standart olmayan pilim eşittir. E 0 pil eksi 0,06 alalım. Bölü n çarpı logaritma anot bölü katot yazıyorum. Varsa katsayısı da üst. Ki var bu tepkime de gördüğünüz gibi. Şimdi e pil değeri eşittir. E0 pil değeri nedir? Anot ve katotun potansiyellerinin toplamı. Bu ikisini toplarsak ne olur? 2,46 mı? 6, 14, 2,46 eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı kaç? 3. O zaman 3 yazıyorum. 3 çarpı logaritma. Peki anotta kim var? Anotta Al3 artı iyonu var. Al3 artı iyonu bak şuradaki 3 buraya gelecek. Burada Al3 artı iyonu var. Derişimi kaç molar? 0,1 molar. Anotta 0,1 bölü Katotta kim var? Ag artı yönüm. Bak gümüş nitratta burada Ag artı yönüm. Onun derişimi kaç? 0,01. Ancak bak dikkat et. Ag artının katsayısı kaç? 3. O zaman üssü 3 gelecek burada. Katsayıyı üs olarak getiriyorum denge bağıntısında. Tamam. Burada alenin katsayısı 1 olduğu için bir şey gelmedi. Şimdi bu işlemi yapalım. Önce şurayı bir çözelim. Şurayı. 0 1 yani 10 üzeri eksi 1 bölü 0 0 1 10 üzeri eksi 2 küpü 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 6 yukarı 10 üzeri artı 6 yani şurası 10 üzeri 5 mi? E 5 başa gelecek logaritma onda 1'dir yani şuranın çözümü 5. Şimdi e pil değeri o zaman e pil eşittir 2,46 eksi 0,06'yı 3'e böl 0,02 çarpı 5. E pil o zaman 2,46 eksi 0,02 ile de 5'i çarp. 5 kere 2 10. 2 geri gel 0,1. Buradan ne olur? 2,36 volt. Standart pil 2,46. Standart olmayan pil 2,36 volttur diyebiliriz. Bir başka soru. Bu örnek sorular, test soruları da aynı şekilde bunda. Yine pil yine pili vermiş. Yukarıda verilen pil sisteminde pil sisteminin potansiyeli 0. Burada şuna dikkat et. Bazen sorularda pilin doğrudan potansiyelini verir. Bazen de standart pil potansiyelini verir. Nörs eşitliğinde orada yanlış yere yerleştirme. Orada dikkat et. Şimdi bu pil zaten derişimler bunu 1 vermiş ama bu x'i vermiyor burada. Belki x de 1. Belki standart bir pil. Standart mı değil mi? Önce ona bir bakmamız lazım indirgenme potansiyellerini vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan kim? Şu eksi 0.136 daha büyük değil mi? Sn2 artı indirgenme potansiyeli büyük olan taraf katottur. Diğer taraf anottur. Anotta yükseltgenme olacak. Yani nikel tam tersi tepkime. Şöyle nikel katısı, nikel 2 artıya dönüşecek. Şöyle yazayım. Ve işareti de artıya dönüşecek. E0 pil değeri, E0 pil değeri. Anot artı katottur. Anotta nikel var. Artı 0.25 ya da 0.250 yazalım. Katotta indirgenme eksi 0,136. E0 pil değeri buradan. Şöyle altına yazayım 0,136. 10'dan 6 çıktı 4. 4'ten 3 çıktı. 3 çıktı. 1. 2'den 1 çıktı. 1. 0,114 volt mu? E0 pil değeri 0,114 voltmuş. 114 voltmuş. Ama diyor ki 0,084. Standart olsa 0,114 olacaktı. Demek ki standart değil ki. Demek ki x 1'den farklı ki 0,084 olmuş. Şu e'yi bir kere eledim. Şimdi o zaman nurse eşitliğini yazalım. e pil eşittir. e 0 pil eksi nurse sabitini 0,06 bölü n şöyle çarpı logaritma anot bölü katot yazıyorum. Şimdi e pil değerini vermiş. Bu pilin potansiyelini vermiş. 0,084 E0 pil değerini de vermiş 0,114 Eksi 0,06 bölü Alınan verilen elektron sayısı kaç? 2 çarpı logaritma Anotta kim var? Anotta nikel 2 artım var onun derişimi 1 zaten 1 bölü Katotta kim var? Sn2 artı onun derişimi de x'miş Katsayılarda 1 olduğu için herhangi bir üst gelmiyor Şimdi şu 0,114'ü öbür tarafa attım. Eksi 0,114'den 0,084'ü çıkartırsak, 4'ten 4 çıktı, 0,11'den 8 çıktı, 3, 0,03. Bu daha büyük olduğu için eksi 0,03 eşittir eksi 0,062'ye böl o da 0,03 Çarpı logaritma 1 bölü x. Şimdi eksi eksi artı yaptı. Şu 0,03'ler birbirini götürdü. 1, 1. Dolayısıyla 1 eşittir logaritma 1 bölü x. Şimdi hiçbir şey yazmıyorsa 10 tabanındadır değil mi? O zaman 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 eşittir 1 bölü x mi? Evet yani logaritmayı siz zaten benden daha iyi biliyorsunuz. 10 üzeri 1 şu sayıyı veriyor. 1 bölü x'i veriyor. x de buradan 1 bölü 10 yani 0,1 olarak buluruz Cevap da C şıkkıdır. Bir tık daha zor bir soruydu. Bir tık daha leveli yüksek bir soruydu. Bir başka soru. Bir yudum su alayım. Bir tık daha da yine zor bir soru. Şimdi pil şeması yukarıdaki gibi olan. Pil şemasında önce kim yazılır? Anot. Hiç anot kim katot kim aramıyorum burada. Anot x'miş. Katot da şuradaki maddem. Anotta yükseltgen mi olur? Yani bu tepkimenin tam tersi. X'ten X artı 1'e 1 elektron vererek o zaman E0 değerinde işareti değişir. Eksi 0,16 volt. E Katot da aynı tepkime. Ya da yazalım onu da. Y2 artı, artı 2 elektron alarak Y'yi oluşturur. E0 değeri de 0,48. Şimdi burada alınan veren elektron sayısını eşitlemem lazım. 2 ile çarpıyorum. 2, 2, 2. Bu arada şunu da tekrardan yazalım. X tarafı anottu. Y tarafı katottu. Öncelikle standart pil potansiyelini hesaplayalım. E0 pil değeri anot artı katot. Anot eksi 0.16'ymış. Anot eksi olabilir mi hocam potansiyeli? Olabilir. 0.16. İki tarafta da iki tarafta da hidrojenden aktifliği daha düşük metal kullanılabilir. Bir tarafta bakır vardır. Bir tarafta gümüştür. İkisinin de yükseltgenme potansiyeli sıfırdan küçüktür. Ama birisi daha az aktif olacağı için Aktiflik farkına yine pil çalışabilir yani anotun potansiyeli sıfırdan küçük olabilir burada olduğu gibi eksi 0.16 artı 0.48 buradan e 0 pil değeri ne olur artı 0.32 mi 0.32 volt iki doğru o zaman peki bu standart olmayan bir pil nereden anladık çünkü derişim birden farklı o zaman Nernst eşitliği ile artık Nernst eşitliğini yazmıyorum direkt şöyle yazalım e pil eşittir E0 pil o da 0.32 idi. Eksi 0.06 bölü kaça böleceğim? 2'ye çarpı logaritma. Anottaki maddemiz kim? Anotta x artı 1 değil mi? x artı 1'in derişimi kaç? 0,1. Ama bak katsayısı kaç? 2. O zaman 0,1'in karesi bölü katottaki maddem kim? y2 artı derişimi kaç? O da 0,1. Peki şuranın Şurası nedir? 0,1 değil mi? 10 üzeri eksi 1. O zaman şunun tamamının çözümü eksi 1, eksi ile eksi çarptım, artı oldu. O zaman E pil değeri 0,32 artı 0,03'ten ne olur? 0,35. Doğru. X artı iyonların bulunduğu kaba, X artı nerede? Anotta. Su eklenirse hacim arttığı için X artın derişimi ne olacak? Azalacak. X artın derişimi azalırsa ürünlerde olduğu için X artı reaksiyon ürünlere doğru kayacak. Bu da pil potansiyelini arttıracak. Pil potansiyelini etki eden faktörler bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3 E şıkkı olacak. Bir başka soru. Yukarıda verilen elektrokimyasal hücrenin başlangıç pil potansiyeli kaç volttur ve bu standart olmayan bir pil. Nörs eşitliğini yine 0,06 alacağız. Öncelikle anot katodu tespit edelim. Zaten yükseltgenme potansiyelini vermiş. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan magnezyum anottur. Diğer taraf katottur. Peki E0 pil değeri anotta yükseltgenme olur. Yükseltgenme. Katotta indirgenme tam tersi olacağı için bunun işareti ters çevrildi. Burayı da 2 ile çarpıyoruz. Tabi reaksiyonu tam ters yazdığımızı düşünelim. O zaman E0 pil değerini hesaplayalım. E0 pil değeri anottaki 2,37 ile Katottaki 0,80'i toplarsak ne olur? 2,37. 3,17 volt. 3,17 volt. Bu standart pilin potansiyeli. Şimdi standart olmayan pilin potansiyeli için E pil, artık tepkime yaz, denklemi yazmıyorum. E pil eşittir. E sıfır pil 3,17. Eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı kaç? 2 çarpı logaritma. Anotta kim var? Magnezyum 2 artı derişimi kaç? 0, 0, 1. Katotta kim var? Ag artı derişimi kaç? 1. 1'in karesi de geliyor ama 1'in karesi zaten 1. Bu fark etmiyor. Şuranın çözümü 0, 0, 1. 10 üzeri eksi 2. O zaman şurası eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2'ler de gitti. O zaman E pil değeri. 3,17 ile 0,06'yı toplarsak 3,23 volt bu pilin potansiyelidir. Cevap da C şıkkıdır. Son bir soru. Güzel bir soru. Yukarıda elektrot potansiyellerine göre elektrokimyasal hücrede başlangıç pil potansiyeli değeri 0,06 volt olduğunda x2 artı ve y artı iyon derişimleri hangisi olabilir? Nernst Nernst katsayısı 0,06 al. Önce şunu belirleyelim. Hangi anot? Yükseltgenme potansiyeli kim büyük? X'in. X tarafı anottur. Diğer taraf bu durumda katot. Anotta yükseltgenme olacak. Katotta indirgenme. Yani bu reaksiyonun tam tersi. Y artı bir elektron alarak Y'ye indirgenecek ve işareti eksiye dönecek. Hatta bunu da 2 ile çarpalım. Alınan verilen elektron sayısını da eşitleyelim. Şimdi öncelikle E0 pil değerini hesaplayalım. E0 pil değeri eşittir. Anotta kim var dedik? X. X2 artı yükseltgen potansiyel 2,58 virgül. ile eksi 2,46'yı toplarsak ne gelir? 0,12 volt. Bu pilin standart potansiyeli 0,12 volttu. Ama standart olmayan pilin potansiyeli 0,06. Tepkimeyi, e, denklemi yazalım. E pil standart olmayan pilin potansiyeli eşittir. E0 pil eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot. Varsa da kat sayılar üst. Şimdi e pil değeri kaçtı? 0,06. 0,06 eşittir. E0 pil değeri 0,12 eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı kaç? 2 çarpı logaritma anotta kimin var? X2 artı derişimi kaç? Bilmiyoruz değil mi? Zaten onları soruyor. Anottaki x2 artı şöyle yazalım. x2 artının derişimi derişim için köşeli parantez kullanalım. Bölü katotta kim var? y artı bak kat sayısı da 2. O zaman katotta y artının derişiminin ya da şöyle güzelce bir daha tekrar yazayım. Şimdi logaritma anot. Anotta kim var? X2 artı. X2 artı. Bölü. Katotta Y artım var. Y artı ama katsayısı sayısı 2 olduğu için katsayısı da üst. Tamam. Anot bölü katotu böyle yazdım. Şimdi şu 0,12 öbür tarafa attım. Eksi 0,12. Eksi 0,12'den 0,06 çıkarsa eksi 0,06 eşittir. Eksi 0,06 bölü 2 çarpı logaritma. işte x2 artının derişimi bölü y artının derişiminin karesi. Şimdi şu eksiler artı oldu mu? Evet. 0,06'lar gitti mi? Evet. 2 de buraya geldi mi? Evet. 2 eşittir logaritma x2 artının derişimi bölü y artının derişiminin karesi. Peki burada ne yapacağız? Taban kaç burada? 10. 10 üzeri 2. Bak 10 üzeri 2. Yani 100 eşittir x2 artının derişimi bölü y artının derişiminin karesi. Şimdi x2 artı ve y artının derişiminin yerine ne yazarsam bu x2 artın derişiminin y artın derişiminin karesinin oranı 100 gelir. Sırayla deneyelim a şıkkı. 1'e 0, 0 0 1 yazarsam 1 bölü 0 0 1 10 üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4'tür. Burası 10.000 olur. Bize 100 lazım oran olmadı. 2 bölü 0 0, 0 2 zaten gelmeyecektir. C'yi direkt deneyeyim. Çünkü 2'nin karesinden 4 falan gelecek. Oradan gelmez. 1'e 0 1 deneyelim. 1 bölü 0 1 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. O da 100'dür. Cevap C şıkkıdır. Bu da yine güzel bir soruydu. Bir tık daha zor bir soruydu. Bununla birlikte nörs eşitliğini bitirmiş olduk. Yani standart olmayan pillerde pil potansiyeli nasıl hesaplanır? Bunu öğrenmiş olduk. Nörs eşitliği önemliydi. Çünkü soru her yerden tabii soru gelebilir ama her yerden soru geliyor. Ama nörs eşitliğinden daha çok soru geliyor bu ünite kapsamında. Hatta en son 2023'te de yine soru gelmişti. Özellikle bu katsayının üst olarak alınmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dikkati ölçtü daha önce sorularda diyelim. Bununla birlikte dersi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste derişim pillerini inceleyeceğiz ve yavaş yavaş aslında pil kısmını bitirip elektroliz kısmına geçiyor olacağız bir sonraki derste. Görüşmek üzere.